Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber kablosuz kulaklık olan Huawei FreeBuds Lite'ın özelliklerine göz atıyoruz. Ses kalitesinden tutun, telefon sırasındaki görüşme kalitesine kadar merak ettiğiniz her şeyin yanıtı bu incelemede. Hep beraber izleyelim. Son dönemde özellikle kablosuz kulaklıklar popüler olmaya başladı. Bize de birçok bu farklı markanın modelleri de geliyor. Daha önce incelediğimiz Anker Soundcore Liberty Air'ın incelemesini merak ediyorsunuz. Onu yukarıdan şimdi çıkaracağım kartlardan. Oradan bakarak videosunu, ses kalitesini vesairesini de merak edersiniz. Huawei FreeBuds Lite aslında FreeBuds ailesinin bir üyesi. Biliyorsunuz Huawei kulaklıklarını FreeBuds ismini çıkartıyor. Hatta Honor'ın da benzer özelliklere sahip, benzer tasarıma sahip bir kulaklığı da bulunuyor. Biliyorsunuz Huawei'nin alt markası kendisi. Türkiye'de pek satılmıyor o. Kulaklık olarak satılmıyor. Telefonları var Honor'ın ama kulaklık olarak çok satılan bir model değil. Böyle gitti gidiyor da filan bulabiliyorsunuz. Huawei FreeBuds Lite'da işte bu kategorideki kablosuz kulaklık olarak tanımlayabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Kulak içi bir ürün. Şöyle bir kutuyla geliyor. Bu kutu aynı zamanda şarj için kullanılıyor. Zaten benzerlerinde de böyle bir durum vardı. Bu kutuların yalnız farklı varyasyonları olabiliyor. Bazı ürünlerde daha böyle kulaklık mesela burada yatay olarak bulunuyor. Çünkü neden? Buradaki kontaktör dediğimiz şarj etme bölümleri kulaklığın iç kısmına yerleştirilmiş. Bu şekilde koyduğumuz zaman şarj oluyor. Bazı ürünlerde ise kulaklığın bu uç kısmına yerleştirildiği için dikey şeklinde takılabilen kulaklık çeşitleri de var. Bu ürün biraz AirPods'a benziyor. Biliyorsunuz farklı kablosuz kulaklık türleri de var. Şu aşağı doğru olan çıkıntıların olmadığı direkt kulağın içine giren versiyonları da var. Mesela Samsung'un Buds modelleri var. Bu kulaklıklar direkt kulağın içine giriyor. Bu modeller ise böyle AirPods benzeri, Apple'ın AirPods çok fazlasıyla benzeyen böyle ince uzun bir çıkıntısı da oluyor. Tasarımdan başlayayım her zaman yaptığım gibi. Tasarım anlamında bu kutuyu birazcık büyük buldum ben. Ürünler de birazcık kaba gibi öyle söyleyeyim. Yani yuvarlatılmış köşeleri var vesairesi var ama birazcık böyle sanki büyük gibi geldi bana. Kulağım çok da büyük olmamasına rağmen söylüyorum bunu ama bu kişisel bir yorum. Belki siz çok daha farklı bir düşünceniz de olabilir, onu söylemiş olayım. Kutusu da birazcık geniş gibi, yani benzerlerine göre bir tık büyük olmuş. Çünkü bu yatay olarak yaptığınızda birazcık daha fazla alan kaplıyor ama büyük derken de işte şu kadar, yani şöyle göstereyim elimde. Şöyle şu kadar bir üründen bahsediyoruz. Ortalama bir ne bileyim USB bellekten biraz daha kalınlığı var. Boyutu hemen hemen bir USB bellek kadar ama kalınlığı var. Cebinize falan attığınızda bir sıkıntı olmuyor. Şarj sistemini nasıl yapıyorsunuz? Kutunun üzerinde bir micro USB bağlantısı mevcut. Şarjı buradan yapıyoruz. Arka tarafta bir de bir düğme var. Bu düğme eşleştirme için kullanılıyor. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Bir de ön tarafta bir LED lambamız var. Bu da farklı yanarak yeşil, kırmızı işte falan gibi size o anki durumuyla ilgili bilgi veriyor. Kapağı açtığımız zaman mesela kırmızı yanmaya başlıyor. Biraz sonra bu kırmızı sönüyor. Telefonla eşleştiği zaman kullanmaya başlıyorsunuz. Birazcık teknik taraftan bahsedeyim. Bu genel görünümü anlattıktan sonra. Teknik tarafta karşımıza aktif gürültü engelleme, yani ANC, Active Noise Cancelling adı veriliyor İngilizce'de buna, teknolojisine sahip bir kulaklık var. FreeBuds Lite bu teknolojiyi destekliyor. Ne demek oluyor bu? Gürültülü mekanlarda ters frekansta ses üreterek o gürültünün sizin kulağınıza gelmesini engelliyor. Tabii ki bu kulak içi bir kulaklık olduğu için kulak üstü sürümlerde olduğu kadar başarılı sonuç vermiyor. Ama yine de bence kulak içi olanlar için bile gayet iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Genelde bu seviyede pek bulunmayan bir özellik. Bunu da belirtmiş olayım. 3 saate varan bir kullanım ömrü söz konusu piliyle, kendi yani bir kere şarj ettikten sonra 3 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bu kutuyla beraber, yani kutuyu bir kere şarj ediyorsunuz zaten, 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Yalnız kutuda şöyle bir şey yok. Hani pilinin ne kadar kaldığını falan çok net göremiyorsunuz.
Mesela ben bu Anker incelemesinde söylemiştim. Onun üzerinde 3 tane LED vardı. İşte hangisi bir tane yanıyorsa işte pili düşük. 2 tane orta oluyor. 3 tane olursa çok daha iyi bir şekilde bir pilin olduğunu söylüyorduk. Ama bu üründe bu şekilde değil. Onu da belirtmiş olalım. Yani pilinin bitip bitmediğini kutunun anlamanız biraz zor. Mikro USB'den şarj olması güzel. Çünkü standart telefon şarj kablosu neredeyse artık birçok telefonda kullanılıyor. Yavaş yavaş Type-C'ye geçmekle beraber artık mikro USB'de bulabilirsiniz. Hala var yani birçok kullanıldığını söyleyebilirim. Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanıyor bu kulaklık. Bunu biraz ben beğenmedim. Beğenmediğim taraflarından bir tanesi de bu. Neden? 4.2 eski bir teknoloji, biraz daha güç tüketen bir teknoloji. 5.0'a göre şu an biz 5.0'ı konuşuyoruz. 5.0 yaygın olarak var. 4.2 birazcık eski bir teknoloji ve belli sıkıntıları da var. Onun biraz sonra ilerleyen dakikalarda onu da söyleyeceğim. 4.2 olmasını beğenmedim. Yani Huawei neden böyle bir şey yapmış tam bilmiyorum ama bence 5.0 olmalıydı en azından. Hani hem daha düşük güç tüketimi, ses kalitesi anlamında falan daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyeyim. Stereo bir kulaklığımız var. Kulaklığımız stereo. Ve IPX4 standartlarına göre su geçirmeme özelliğinin bulunduğunu da belirtmiş olalım. Su geçirmeme derken suyun altında kullanmıyorsunuz ama su sıçradığında, terlediğinizde vesaire hani bir nebze olsun dayanıklık olduğunu söyleyeyim. Yoksa su altında ne bileyim böyle yağmurda şakır şakır yağarken kullanmaya kalkmayın. Sıkıntı olabilir içine su kaçarsa. Şimdi gelelim genel görünüm ve teknik verilerden sonra kulaklıkla yaşadığımız deneyime. Eşleştirmesi falan çok zor değil. Hemen eşleştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. İşte Bluetooth standartını kullanıyoruz zaten. Telefonunuza bağlar bağlamaz. İşte görüşmeler olsun, işte film izlerken, müzik dinlerken vesaire birçok işlemde bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ben Huawei Mate 20 Pro ile denedim bunu. Gayet başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ses kalitesi, şimdi en çok herkesin merak ettiği şey bu ve bununla ilgili ben sosyal medya hesaplarımda da sorduğumda insanlar genelde bunu bana hani işte ses kalitesi nasıl, telefon görüşmelerinde nasıl diye sordular. Telefon görüşmelerinde çok başarılı. Biliyorsunuz Anker incelemesinde Soundcore Liberty Air'den bahsediyorum. O da böyle benzer bir kulaklıktı. Dış sesleri fazlasıyla alıyordu ve çok anlaşılmıyordu telefon görüşmeleri sırasında. Bu üründe öyle bir sorun yok. Çok gürültülü yerlerde de telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet sesi başarılı şekilde aktarıyor. Siz de karşı tarafın sesini çok net bir şekilde duyuyorsunuz. Ve çok o gürültüyle falan da karşınızda bir sıkıntı olmuyor. Onu söylemiş olayım. Müzik tarafında ise bir tık daha bas geldi bana kulaklığın sesi. Tabii ki müzik biliyorsunuz. Yani müziğin kalitesi veya kulaklığın kalitesi göreceli bir kavram olmakla beraber ben baslı buldum ve benim hoşuma gitti. Yani onu söyleyeyim böyle bayağı gümbür gümbür ses geliyor kulağınızdan. Bu tabii böyle istemeyen olabilir, tizi daha çok seven olabilir, bası daha çok seven olabilir. Ben bas seven birisi olduğum için baslarda çok iyi olduğunu söyleyeyim. Tiz de fena değil ama baslar bir tık daha bana önde gibi geldi tizlere göre en azından. Ben bu FreeBuds Lite ile birlikte film izledim, telefon görüşmesi yaptım, müzik dinledim. Tek sıkıntı şu, onu da sorduk zaten markaya ama bununla ilgili bir güncelleştirme yapacaklarını söylediler ki güncelleştirme için de bir uygulama geliyor. Aynı isimde bir uygulaması da var Android Market'ten yükleyebilirsiniz. Oradan da güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ama şu andaki şu sorun şu, YouTube'da sesle görüntü arasında senkron kayması yaşanıyor ne yazık ki. Yani görüntü önde geliyor, ses geriden geliyor. Böyle bir sorun var. Mesela ben Blue TV'de denedim uygulamasında bir sorun yoktu. Ben sadece izliyorum ben kişisel olarak. Bir sorun yoktu. Benzer bir durum Netflix'te denedim. Netflix'te de bir sıkıntı yoktu ama YouTube'da yani Android bir cep telefonunda YouTube'da kullanırken bir senkron kayması söz konusu. Bunun neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Markaya da ilettim. Bir geliştirme yapacaklarını söylediler. Hani belki bu video yayınlanana kadar ya da siz bu videoyu işte 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra izlediğinizde belki bir güncelleme gelmiş olabilir. Orasını bilemem. Ama biz bu testi yaptığımız yaklaşık Eylül ayının, 2019 Eylül ayının başında yaptık bu testi. Böyle bir sorun vardı. Ekim ayında bir güncelleme çıkar, Kasım ayında bir güncelleme çıkar, güncellenir. Orasını bilemeyiz. Ama böyle bir sorunu var. Bunun dışında yani Bluetooth 4.2 olması ve YouTube'da senkron kayması dışında bir sıkıntı yok. Müzikte zaten sıkıntı olmuyor. Müzik dinlerken bir görüntüyü dinlemediğiniz, izlemediğiniz sürece bir sıkıntı olmuyor. Veya başka uygulamalarda herhangi bir sorun yaşamadık ama dediğim gibi YouTube'da böyle bir sıkıntımız vardı. Ses kalitesi ben çok beğendim. ANC olması çok önemli. Fiyatına göre gayet de başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyeyim. Öte yandan kulaklığın hem siyah hem de beyaz sürümü var. Bize beyaz gönderdiği için biz tabii beyaz üzerinden test yaptık ama siyah olan bir versiyonunda olduğunu belirtelim. Bence hani fiyatına göre, sunduklarına göre epey iyi bir
fiyat olduğunu söyleyeyim ama işte YouTube şeyi birazcık can sıkıyor. Güncellemeyle onu da çözerlerse herhangi bir sıkıntısı olmayan bence harika bir kulaklık. Uzun yıllarda kullanacağınızı tahmin ediyorum. Öte yandan kulaklıkları bittiğini varsayalım. Bir 15 dakika şarj ettiğinizde yaklaşık 90 dakikalık bir kullanım süresi de elde ediyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı ve detay olduğunu belirtmiş olayım. Huawei FreeBuds Lite kulaklıkları aynı zamanda dokunmatik olarak bazı işlemleri yapmanızı da sağlıyor. Sağ kulaklıkla üzerine hafiften bir iki kez tıkladığınızda müzik ya da işte çalarken ya da video izlerken çalma işlemi durduruluyor. Sol tarafa bastığımızda ise iki kere tıkladığımızda en azından Android telefonda yaptığımız denemelerde Google Asistan'ın açıldığını gördük. Oraya da sesli olarak bir şeyler sorabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün üzerinde şu kısımda görüyorsunuz şöyle şurada siyah bir algılayıcı var. Bu algılayıcı kulaklığı kulağınızdan çıkarttığınızda çalan müziğin ya da izlenen filmin durdurulmasını sağlıyor. Tabii ki kulaklığı geri taktığınızda devam etmiyor ne yazık ki. Etse güzel olurdu ama kulaklığı taktığınızda görüntü ya da işte müzik kaldığı yerden devam etmiyor. Bunun için play işlemi yani sizin tekrar devam et tuşuna basmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Huawei FreeBuds Lite ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle soru olarak, yorum olarak paylaşabilirsiniz. Hani şundan bahsetmedin, şu özelliği de var mı, şu işlemi yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa hiç çekinmeden bu yorum, bu videonun altında yorum olarak yazın. Biz ilk fırsatta hepsini değerlendiriyoruz, hepsini okuyoruz ve elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.